yaptıramadık. Allah'a şükür şimdi bir daha sayacağız. Yarın göçeceğiz. Göçeceğimiz için davarı bir gün önceden sayarız yani. Akşamdan sabahdan gel olmaz. Allah'a şükür şimdi davar sayacağız. Biraz da sesim sıkık ama kusura bakmayın. Şu anda Ali amcanın davarıyla Antalya'ya gidiyoruz. Kasabali'nin sözü Kasabali'ye vereceğiz. Selamun aleyküm Ali dayı. Aleyküm selam. Anlat Ali dayı. Yaylan nereden? Çıktık şair yaylasından. Yürüsene yürü ben çıkayım. Karaköy'den. Devam eder gideriz işte. Serpe'den. Öne Allah izin verirse Güplü'deyiz. Saymana'ya. Açacağız. Davarla bir haftaya ineriz Antalya. Hem otlatırız hem gideriz. Burası atalarımızın göç yolları. Bir defa canlansın diye gittik. Bir daha olur olmaz bilmem. Ali dayı belki de bu yoldan en son göçenlerden olacağız gibi geliyor bana. Öyle göçemeyiz bundan sonra. Bizim de yapanımız yok. Arkadaşların yardımıyla göçülüyor. Evet. Genç nesilden bu işin nakliyeyle göçmesini biliyorlar ama böyle karayoluyla hayvanı otlatarak gitmeyi bilmiyorlar. Veya evet. Zorlarına gidiyor biliyorlarsa. Yollar kapanmış, her taraf kapanmış. Ağaç yolu, ormandan geçilemeyecek yerler var. Tabii ki gidiyoruz ama ne şartlarda. Tabii ne şartlarla. Yerine göre bu kültür ölmesin diye uğraşıyoruz ama ne şartlarda. Zor. Zorluklara göğüs germek zorundayız tabii ki bir şeyler yapılması için. Bakarsın genç nesilden de bunu görüp de bu yol neredeydi diye merak edip bir de biz geçelim diyen olur. Evet. Buralar ataların göç yolu. Atla, eşeğle, deveyle göçtüğü göç yolu şimdikiye kadar da makul değil o zaman. Taştan, kayadan, kendi imkanlarıyla. Yapılan bir yol. Yapılan bir yol. Allah razı olsun. Şimdi devlet dozer sokmuş.
Yine etrafını orman kapasa da istesen arabanla gidilebiliyor burada. Tabii. Evet. Burası arkadaşlar ayrıca Ali amcanın dediği gibi Akbel diye geçer. Şimdi Akbel daha ileride esas Akbel'i de göstereceğim size ben. Değerli izleyiciler, Akbel bölgesindeyiz. Ovada Gölü'nün tam üst kısmında. Şöyle göstereyim bak. Sesim de tam çıkmıyor, kusura bakmayın. Bu dağları tanıtmak için çok çaba harcıyoruz. Bu kültürün ölmesini istemediğimiz için. Dağa bayır demeden geziyoruz. Ne yapalım? Burası bizim dede yurdu. Torunoğlu Abdurrahman dedemin Adana'dan gelip de bak tam kameracı arkadaşımız göstersin tam şu gördüğünüz yer. Tam şurası bak. Bu memlekete yerleşmiş dedemiz. Bir daha ya geçeriz ya geçmeyiz bu yollardan. Torunoğlu Abdurrahman dedem iki katar çekermiş Tuz'a giderken. Zehmeni aylarında Tuz'dan gelirken eskiden şey yok. Araba yok. Burada mahkemeye gidermiş iki arkadaş. Yayan. Tabi burada mahkemeye gidecek. Mahkemeye gidecek. Akşam mı çıktı? Ne zaman çıktı bilmiyorum. Şöyle gösteriyorum bak size arkadaşlar. Burası Akbel. Namı diğer Akbel. Bu Serik'ten birisi Antalya bölgesinin Anamas Dağları, Akşehir Dağları, Karageçilisi, Karatekelisi, Honamlısı, Eskiyörü, Balabanlar, Saçvurmazlısı, Sarıgeçli bir kısım, Töngüçlüsü, Gebizlisi. Bu Höccet yolu arkadaşlar Akbil. Başka bir göç yolu yok. Tek yol. Bak burası. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Akbel hangi bölgede diye sorarsanız. Akbel Haymana sınırları içinde bir yol. Özellikle çekim için bu davarı gidiyorum. Yeri geliyor, aç kalıyorum. Yeri geliyor, bir öğün yemek yiyorum. Yeri geliyor, kepenekte yatıyorum. Niçin? Kültürümüzün ölmemesi için. Bir gün gelip de bu kültürün masal olarak anlatılacağını zaten biliyorum. Anlatılmaması için böyle bir yaşantı varmış için, varmış demeleri için çorumuz, çocuğumuz bu kültürü dünyaya böyle bir kültürün olduğunu tanıtmak için uğraşıyorum. Elimden geldiği kadar ne yapalım? Karınca kaderince arkadaşlar dedem Torunoğlu'nun develerinin baybağından ürküp de o iki arkadaşın buradan duyduğu çanlarını duyduğu bel burası. Burada develerinin çanlarını duyuyorlar dedemin. Torunoğlu yakın diyorlar. Buradan onlar yürüyor. Torunoğlu zaten beni yürüyor. Tasmaca Köprüsü'nde buluşuyorlar arkadaş. Tasmaca Köprüsü'nde. Ya Torunoğlu nereden kalktın diyorlar. Bugün Baybağ'da sabahlan deve büyüktü diyor. Burası tam 30 kilometre arkadaşlar. Hala bu çanları deveye takıyorum. Şölenlerde taktığım çanlar. Buradan Baybağ'a duyulan çanlar arkadaşlar. Yani ben Torunoğlu dedim. Ben 5. göbeğim. Bak 5. göbek. Biz kültürümüzün yaşaması için çok çaba harcıyoruz. Bilen bilir, bilmeyen bilmez. Alik bilmezse balik bilir derler. Ama bu kültürün de bir gün gelip masal olarak anlatılmasından da korkuyorum. Masal değil. Böyle bir yaşantı oldu, var ve yaşıyoruz arkadaşlar.
Biz son noktalarız. Gençlik heves etmiyor. Yani biz son noktayız. Böyle bu davarla çekim yaparaktan Antalya'ya kadar inmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ne yapalım? Allah'tan hayırlısı olsun. Biz de bu kültürün hastasıyız. Geç. Değerli izleyiciler, Ali amcayla Antalya'ya gidiyoruz. Davar götürüyoruz. Ne yapalım? Burayı soracak olursanız burası Düzçalı. Eski Gökçe'nin Fettah'ın kışlası. Selamünaleyküm Ali amca. Hayırlı yolculuk. Aleykümselam. Sağ ol Mustafa Bey. Sağ ol. Nasılsın? İyiyiz Allah'a şükür Ali amca. Antalya'ya gidiyoruz hayırlısıyla. Hayırlısıyla Antalya'ya işte. Ay. Değerli seyirciler, Ali amca 3 gündür davar güdüyorsun. Yani eti yerken biraz düşünerek mi yiyeceğim bilmem. Neden derseniz vallahi akla karayı seçtik yani. Ali dayı, dünyaya bir daha gelsen yine aynen davarcılık yapar mı? Gene geçit çoban olurum. Gene geçit çoban olursun değil mi? He. Ama Ali dayı, bu geçiyi yapmayacaklar gibi geldi bana. Ben yaparım, ne bakalım. Sen yaparsın değil mi? Ben yaparım. Vallahi Ali dayı, seni sen... Ben şimdi de yaparım. Seni tebrik ederim Ali dayı. Ay. Arkadaşlar işte bu hayat böyle, yolculuk böyle. Allah izin verirse bu şekilde Antalya'ya gidiyoruz. Ne yapalım? Burası Düzçalı. Demin anlattım ama Düzçalı Fettah'ın, Gökçe'nin kışlası. Eski Fettah'la Gökçe'nin en namlı davarlar burada kışlardı. Bu ormanda yayılıyor ha. Evet, bu ormanda yayılırdı Ali amca. Burası da gene de bu Ali amca, Gökçe'nin ana yurdu. Hayır. Senin kışla nere? Benim kışla Aksu Murtana köyü. Kurşunlu Şelalesi'nin civarları. Ali dayı, sen bir kendini tanıtsın. Sana kim yani, kim? Ben Aksu kasabı Ali Başyarım. Murtanalıyım asıl. Evet. Karakoyun aşiretine bağlıyım. Evet. Çayır yaylasından göçtüm. Giderim işte kışlama doğru. Bu güz göçü. Evet. Yazın kamyonla gideriz ama güzünde böyle güde güde gideriz. Tabiattan yedirerek güderek gideriz. Elde herhalde son göçerlerden olacaksın sen. Son olacağız. Belki benim de son yıl yani. Yani yok, bir daha göçerim. Allah izin versin yengi sana. İnşallah. Şimdi yani şöyle bir şey var. Son nasıl son? Bu memleketten 1000 sürü mal geçirdiği zamanda tek sen geçiyorsun şu an. Tek. Öyle mi? Kaç yıldır ben geçiyorum. Yani burada düşünmek lazım. 7-8 yıldır. Yalnız geçerim buradan. Başka kimse, ne komşu var. Hayattan memnunuz. Hayatımdan memnunum ama Allah sağlıktan bir sıkıntı yok. Sıkıntı olmayınca evet, geçimi de seviyorum. Peşinden ayrılmam. Para değil iş. Vallahi Ali dayı, bu yani sevmemezsiniz. Geçi etini, sütünü, kılını, efendime söyleyeyim peynirini ekonomiye kattı yani. Bunu yapmak çok iyi bir şey ama bunu herkes yapsa herkes evinin ihtiyacını sağlar. Evet. Değerli izleyiciler, Antalya yolundayız. Burası Çandır'ın altında Karacırım Barajı'nın kenarındayız şu anda. Zamanında buradan suyu akan göç yolu buradan geçerdi. Şu anda postu taşının tam karşısına denk geliyor burası. Karşı postu taşı, bak şöyle gösteriyorum. Şöyle. Yörük olup da bu memleketten ve bu yoldan geçmeyen olduğunu hiç tahmin etmiyorum. Hüccet yolu burasıydı. Tabii burası baraj olun sıra yollar kapandı. Hayvancılık da bitti zaten son noktada. Bundan sonra herkes bu geçiyi, koyunu, yolu, ebesinin, dedesinin gittiği yeri böyle videolardan izleyecek. Belki de masal bu diyecek, inanmayacak yani. O derecede de ben az korkuyorum masal diye anlatılacağından da. Ama masal değil, gerçek.
buradan Honamlı, Eskiyörük, bir kısım Karakoyunlu, Gebizli, Hayta, Töngüçlüsü, Karageçilisi, Karatekelisi, yani geçmeyen ne kadar yörük varsa aklınıza gelen bu yoldan geçti. Bir tarafı Sanlı yolu, bir tarafı Kırk Geçit yolu. Ha, bak bir tarafı... Yaraların bağlantı yolu bunlar. Ali dayı, buradan ilk geçtiğinde kaç yaşındaydın? 9 yaşındaydım. 9 yaşındaydın. Ha, Kırk Geçit'i bilmezdik biz. Hacı dayım rahmetlik biliyordu, o götürdü. Evet. O zaman bura Pamuk Ovası diye geçiyordu. Çandırın altında bura pamuk, susam, fıstık vesaire ekilen bir araziydi. Güzel bir yerdi. Yörüğün konalgasıydı. Burada durulurdum. Buradan sonra Kırk Geçit Boğazı'na girilirdi. İki tane göçerin yolu vardı Antalya'nın merkez bölgesinde. Biri Sanlı yolu, biri Kırk Geçit yoluydu. Sorarlardı birbirine, Kırk Geçit'e mi gideceksin, Sanlı'ya mı? Hava şartına göre baharda kar yağışı fazla soğuksa Kırk Geçit tercih edilirdi. Hıdır Ellez'den sonra hava iyi ise herkes rahat olan yere giderdi. Evet. İşte böyle benim bildiklerim. Yine son bir defa geçiyoruz. Son noktası hayırlısıyla. İnşallah bakalım. Bilmeyen de yani yok, çünkü başta geçen yok bu yolda. Olmaz, yetiştiremedik. Yeni nesil çeltek çoban yetiştiremedik. Çok zor. Nasıl çırak yoksa çobanın yetişine de çeltek denir. Çeltek yetişmedi. Çeltek yetişmeyince çoban olmaz. Alday, et pahalı olsa belki bu işe heves eder gençlik, ama et de biraz ucuz. Bize, çobana göre ucuz ama... Çobana göre, çoban satarken eti 60-70 liraya satıyor. Tüketici de tüketirken 250-300 liraya... Yiyor. Yiyor. 400 liraya yiyor. Ama... 100 gram etine adamın 50 lira para alınıyor. Heh. Hesapladığında 500 liraya var. 500 liraya var. Doğru amca, doğru. Değerli seyirciler, bak şöyle, siz geçtiğinizde tabi bu yoldan geçenler de izleyecek bizi zamanında, bak böyle mermer ocakları filan yoktu. Dağlarda şimdi mermer ocakları da var. Ama 3-4 gündür şunun farkına vardım. Bir araba geliyor. Yani insana gösterilmez o kadar geçiye gösterdiği saygı. Lan arkadaş, bir korna bas diyor, adam basmıyor. Zevkle video çekiyor. O kadar hoşuna gidiyor ki. Ne bileyim yani. Belki de hiç davarı görmemiş adam hayatında. Yani görmeye de bilir, ben çok görmüyorum. Yani çok insanlara karşı da, hayvana karşı insanların çok büyük saygısı var. Çok büyük saygısı var arkadaşlar. Değerli izleyiciler, burası Darıbükü. Ümmü'nün Halla'nın, rahmetli, kabri cennet olsun, ömrünün geçtiği yer burası. Burası Kırk Geçit. Değerli izleyiciler, Kırk Geçit diye neye demişler? 40 tane geçit geçersin. Bir dereyi 40 sefer bu yüzden geçersin, 40 sefer öte yüzden geçersin. Tabii şimdi su yok. Dereler kurumuş ama biz de bu Kırk Geçit dağlarından aşağı Antalya'ya varacağız. Hemen de merkeze. Yakın sayılır. Ne yapalım? Hey! 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 Şöyle baktığın zaman Şam'ın bas salladığı yer. Hey! 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 Yürüyen yiğide yol mu dayanır demişler ya. Bülbül yuvan yıkıldı mı, yavruların döküldü mü? Doğru söyle sevdiceğim, o dillerin tutuldu mu? Doğru söyle sevdiceğim, o dillerin tutuldu mu? Hey!
Ve hey. Ve hey. Ve hey. Hey. Davar yol istemiş arkadaşlar, gidiyor. Gece gündüz gidiyor. Gece gündüz. Bir saat mola, 5 saat yol. Bir saat mola, 5 saat yol. Hey. Eskiden bu yollarda arkadaşlar katar katar develer, sürü sürü davarlar, sürü sürü koyunlar giderdi ama şimdi hepsi yalan oldu. Honamlı, eski yörük, hayta, neneli yörükleri, saçurmazlı, balabanlar, efendime söyleyen kara koyunlu, gebizli, sarı geçili, kara tekeli, ak sığırlı, çoşlu, dedemollalar. Yani ne bileyim ya, Antalya bölgesindeki yörüğün tamamı bu yolu kullanırdı arkadaşlar. 40 geçit yolunu kullanırdı. Başka yol yok. Tek yol. Burası var. Bir de şey var. Sanlı yolu var. Sanlı'yı fazla bilmem. Şöyle göstereyim size. Vay gidi vay gidi vay gidi dağlar. Vay! Garip Çakır Dağı arkadaşlar burası. Değerli izleyiciler, burada ecdadımın bir geçmişini anlatacağım size. Babamın, Aşin'in, Hüseyin amcam bize aktardığına göre. Dedem rahmetli Mustafa dedem askerden teheris olur, yola çıkar. Tabi başka yol yok, at yok, araba yok o zaman. Bu yoldan yürür, tabi akşam sonlarına kalır buraya gelir. Buraya geldiğinde sizin o kafeslerde baktığınız kaplan var ya, kaplan. Bak. Bu dağda kaplan başlar anırmaya. Bu dağda kaplan da varmış zamanında, zırtlan da varmış. Şöyle şu kayalarda anırmaya başlar. Dedem kaplanın sesini duyduktan sonra tabi tüyler ürperir. Tabi korkar yani, korkulmaz mı? Buraya babamın bana tabi semt olarak, belki de bölge olarak da burası da buraya nevresimini çeker. Nevresimiyle burada yatar. Burada sabahlayan kuşlar civil 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 ederken uyanır. Buradan kalkar ve yoluna devam eder. Burası dedemin, tabi dedemin kokusundamış, kaplan dedemi yiyeceğimmiş ama tabi buraya çekilmiş dedim. Hemen yol altında 15-20 metre yoldan çekilmiş. Buraya yatmış. Burada işte Allah'ın verdiği canı Allah alacak ya, kaplan da çekilmiş gitmiş. Kaplanın sesi selen kesilmiş. Sabahleyen erkenden dedem rahmetli, hafif de gece pisengliğe yamış yağmur. Buradan devam etmiş arkadaşlar. Dedeciğim burada sabahlamış arkadaşlar. Ve yoluna devam etmiş. Değerli izleyiciler, Ocalarbeli, tam Ocalarbeli'ndeyim şu anda. Bak, esas göç yolu bu. Bak. Ama tabii şimdi teknoloji yol dokunmadı. Belde normal güzel yol yaptılar, daha iyi oldu. Ocalarbeli bölgesindeyim. Şu anda Ocalarbeli'ni açtık. Buraya Ocalarbeli demişler de boş edememişler. Bak, buraya çıkıncaya kadar terledim buradan. Şimdi Antalya'ya sallanmaktayız. Antalya bölgesine, hüdüdüne giriyoruz galiba, tam da bilmiyorum şey olarak da. Hayırlısıyla gidiyoruz. Bu Ocalarbeli. Geç. Daga 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 daga. Daga 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 daga. Arkadaşlar, belki sizlerin, dedelerinizin, ebelerinizin, ecdatlarınızın geçtiği bir yer olabilir. Çünkü yörüklerin buraya gelip de konduğu bir yerdir burası, Ocalarbeli. Buraya gelirler, burada konaklarız. Devamlı konaklama yurdumuzdur burası. Ocalarbeli'nden sonra Allah izin verirse Eşeler Mezarlığı'na varacağız. Gel! Böyle gösteriyorum. Dağları da gösteriyorum bak size.
Şam'dan da bir yer görükmüyor ama yine de karınca kaderince elimizden geldiği kadar çekiyoruz. Burada yıllık yörüğün önü arkası bitmeden önü bitmeden arkasının geldiği bir yer burası. Yani hiçbir zaman için boş kalmamış bu yol. Devam etmiş. Bak bugün de biz geçiyoruz. Hiçbir zaman için Höccet yolu boş kalmaz. Bazılarınız belki burayı tanıyabilir. Güneş daha yeni doğdu. Sabah namazı çıktım yola. Eser mezarlığında vereceğim mola. Namı diğer Kocabel. Burası. Arkadaşlar. Garip Çakır Dağları. Sürüğün Garip Çakır Dağları. Bak şöyle gösteriyorum. Burası Garip Çakır Dağı. Arkadaşlar tam bulamadım ama bu buraya Koca Zümre kuyu kazdırmış. Bazı kişiler burayı çifte kuyular olaraktan bilir ama tabi kuyunun filan yerleri filan kaybolmuş. Yani adam hayırseven bir adammış. İki tane kuyu kazdırmış buraya. Koca Zümre. Bak şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle. Burası Kocabel. Gelip de konduklarınız, dedenizin, ebenizin gelip konduğunuz, develerle geçtiğiniz Höccet yolumuz arkadaşlar. Höccet. Bu kültür ölmemesi için bu işleri çekim yapıyorum. Ölecek mutlaka da. Fakat bir gün masal olup da anlatamamaları için böyle bir hayat varmış demeleri için bu hayatı canlandırıyorum arkadaşlar. Değerli izleyiciler, Eşeler Mezarlığı'ndayız. Burası Eşeler Mezarlığı. Yürüyün buraya. Gelip de konduğu yer. Güz göçüne konduğumuz yer. Bahar göçüne konduğumuz yer. Bir daha nasip oldu bu bölgeye gelmek. Şöyle. Bak şöyle, Garip Çakır Dağları, Karadağ. Zırtlan Deliği bölgesi şöyle bak. Zırtlan Deliği. Eşeler Mezarlığı. Gel! Dağlar bomboş kalmış. Değerli seyirciler, Kışla yolundayız. Son gün göçtük gidiyoruz hayırlısıyla. Günü düştü. 40 geçidin günü düştü bölgesindeyim. Günü düştü köprüsü. Yani yanlış değilsem şöyle hemen şöyle Gülücüklü Köprüsü'ne yaklaşmaktayım. Hey Hey. Şu anda geçi burada da var. Beğendiğini yiyor. Yani beğendiğini, hangini beğenirse o yayılımı yiyor arkadaşlar. Bak şuna bak. Beğenirse yiyor, beğenmezse geçiyor. Ha, o kadar dağlar fabrika halinde ama ne yapalım? Herhalde biz bu işlerin sonuncusu olabiliriz. Şöyle dağlar arkadaş. Şöyle. Hay daga. Daga.
Teknolojiden uzak. Abak çevici mantar zehirlemiş, iğne vurayım mı? Abak çevici mantar zehirlemiş, iğne vurayım mı? Vur tabi Ali amca, mantarı zehirlediğini ne bildik? Orada mantar vardı, mantar yemiş. Zehirli mantar. He. Ben de tutayım mı? Tuttum, yeter. Vurarım ben onu. Tamam. Bak çobanı görüyor mu arkadaşlar? Hemen davar mantarı yemiş, zehirlemiş. Yolda giderken hemen tedavisini yaptı işte. Çobancılık bu. Vurduk atrofini tamam işte. Değerli izleyiciler. Bülücüşlü Köprüsü'ndeyim. Köprüyü size gösterme şansım sıfır. Neden sıfır? Bak. Develerin, atların, eşeklerin geçtiği yer belli. Köprü yerle yurt olmuş. Şöyle göstereyim, merak edersiniz. Yani yerle yurt olmuş. Kime lazım olduysa onu da bilmiyorum. Bilmem tarih yok olmuş. Bak, develerin, eşeklerin geçtiği yer. Değerli seyirciler, burası Bülücüşlü Köprüsü. Bülücüşlü Köprüsü burası, Bülücüşlü. Şöyle göstereyim, Karadağ görüküyor. Allah'ın izniyle ise buradan geçiş yapmaktayım şu anda. Hedef Akdeniz. Gel! Ama böyle nasıl biliyor musun arkadaşlar? Buram tarih kokuyor, tarih. Buralardan geçiyorum ama böyle buram tarih kokuyor. Arkadaşlar şu anda Bülücüşlü Köprüsü'nü geçtim. Ne yapalım? Yola devam. Geçenleriniz bilir bu dağları. Burası 40 geçit arkadaşlar. Buram tarih kokuyor. Herhalde biz de buradan son geçenlerden oluruz. Bilmiyorum yani, bir dahaki sefere ya gelebilir miyim? Gelemeyeceğimi tahmin ediyorum. Kolay kolay, çok zor. Zor şartlarda geldim zaten. Yani bu tarihleri, bu yolları, bu dağları, bu belleri, dağları aşmak için bayağı mücadele verdim. Bizim kültürümüz bu. Yörük kültürü bu. Ama bu kültür bitti. Bitecek de. Nitekim videolardan izleyeceksiniz ileriki zamanlarda. Bunun bir gün gelecek. Eti benzer kılı kimya olacak. Bunun etini çoban satarken çok ucuz satıyor. 70 liraya veriyor. Ama tüketici bunu en az 250-300 liradan aşağı yemiyor arkadaşlar. Gramına yiyor. Bunun 200 gramı Aldayım'ın anlattığına göre 50 papurmuş. 50 lira yani. Hesabını siz yapın. En kötü şartlarda 250 lira. 300 lira, 500 liraya varıyor. Üreten ayrı, kazanan ayrı. Değerli izleyiciler, Mıhlardış'tayım. Mıhlardış. Neden Mıhlardış demişler? Oraydan da dayım. Tabi burası da bizim konaklama yerimiz. Bugün burada konaklayacağız Allah nasip ederse.
Bizde tüm yörükler buradan geçen aşiret yörük burada konaklardı. Tam şöyle tam bilemeyeceğim. Tamam yeri yurdu kaybolmuş da. Tam şöyle şurada bir ardıç vardı. Şöyle şu bölgelerde. Bu ardıcın dibine biz koyun yatırdık. Kendimiz de yatardık. Ardıcın her tarafı mıhıydı, çiviydi. Bir mıhta biz çaktık bu ardıca. Sonra mıhlı ardıç demenin manasını sonraktan öğrendiğimize göre adam atıyla gelirken atında heybesinde bir çölmekte altın varmış. At ölüyor. At ölü süre. Atın nalını yer kaybolup gitmesine ardıca çakıyor. Ardıcın dibine de güveci gömüyor. Az geçti, uz geçti. Bayağı bir gün geçti. İlgaha geldik. Ya buradan güzün giderken dibine yattık, çay içtik. Bayağı bayağı amca oğlanları falan vardı. Bir daha geldik. Bizim ardıcı dibiyle, yeriyle yurduyla sökmüşler. Valla dumanını çıkarmışlar arkadaşlar. Burası mıhlı ardıcı arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum bak. Böyle. Şöyle mıhlı ardıcı. Bak Karadağ. Garip Çakırdağ, Karadağ. Değerli seyirciler. Neredeyim şu anda? Şam'ın baş salladığı yeri kurtulmak üzereyim. Gökbellere yaklaşmak üzereyiz. Ay. Alemi bir taraftan çeviriyor da var. Ben bir taraftan çeviriyorum. Ne yapalım? Şuna bak maşallah maşallah. Şunların yayılım yeşini bir cihaz bakın. Sanki kıtlıktan çıkmış gibi yiyor. Ay. Ay ay. Ay ay. Alemi niye böyle bunlar çok yayılım yiyor, hiç durmadan yiyor. Ya arkadaş hem yürüyor hem yer hem yediğin, iş. Yediğin erdiğin bilmem lan bu. Hem de iş ya. Vay anasına be. Ah! Karagını çök, karagını çöktüğü yerde bir huzur göreceğiz. Diğerse huzur bile göremeyeceğiz. Ne zaman? Akşam o zaman. Akşam olduğunda huzur göreceğiz değil mi? O zaman akşam olunca akşam olmadan... Ekmek yemek de yok, su içmek de cezalıyız. Ay! Akşama kadar geçilerimiz yer, akşam biz. Akşam biz. He. Bizim öğünümüz, saatimiz belli değil. Belli değil. Allah'a şükür hepsi var ama yemeğe fırsat yok. Yemeğe fırsat yok. Eskiden deveyle koşarken çomaç yerdik, çomacı da yiyemeye. Çomadı. Araba nerede? Ay! Ay! Oh, geç. Alem canavar gelmişti yine buraya. Doğru mu? Doğru. Vay anasına ya. Yukarıda Pala Mehmet vardır. Pala Mehmet'in davarından 4 tane yemiş. Bu sene. Bu sene. Memleket. Arapların orada. Arapların orada değil mi? He. 4 tane davar. Canavar olmasa efendim bir nadir. Bu sabahlar topla gel. Canavar işi. Çok tehlikeli. Devlet. Domuz korudacağın diye canavara bizim davara yediriyor galiba. Hayırlısı olsun bakalım. Olsun hayırlısı. Bakalım. Devlet de bizim canavarda küsecek miyiz? E tabi serçeden korkan dağrı ekmezmiş. Tabi canavar da hakkını alacak. Canavar da dağı da o bekler. Tabi o da dağın bekçisi. Dağın bekçisi. Ya, soyu mu kesin? Alemi canavara sormuşlar da yaylan güzden var mı demişler. Hayvancıya bağlı. Şimdi arkamızdan geliyor. Yöreğe bağlı. Sen çayırdan çıktın, o da sen daha gibi değişti. Ben geliyor da buralarda bırakacağım, Murtana'yı atlatmam. Atlatmayacaksın değil mi? Atlatmak. Aman atlatmak işin vallahi da var yedirirsin. Aksu çayının bu yanına kalsın. Gebizim, gebizim olsun canavar. Doğru. Değerli izleyiciler. Bak havada uçak geçiyor. Kurşunlu bölgesindeyim. Akşamın olmasını bekliyorum.
Bizi burada davar biraz rezil etti. Davardan fazla insanlar rezil etti bizi. Yarısı tüfek çekip bizi öldürecek olan var. Yani neden geçiyorsunuz bu yoldan diyen var. Yarısı bu devirde davarcılık yapılır mı diyenler var. Biraz da yani işin doğrusuna kalırsan zoruma gitti. Bak uçak iniyor bak. 8 gündür yoldayım. Hiçbir kişi Allah kulu çıkıp da siz bu niye yapıyorsunuz bu işi, neden gidiyorsunuz demedi. Fakat Antalya bölgesine geldik. Elinden gelseler yoldan geçitmeyecekler. Alemcan'ın davarıyla. Yani şurada 1,5 kilometre yolumuz kaldı. Hayırlısıyla kazasız, belasız geldik. Çok güzel bir yolculuğumuz oldu. Yani unutulmaz bir yolculuk oldu. Yani geldik diye Alemcan'da sevinç var. Bende yol bitti diye sevinç var. Tabii ki 8 gündür olay değil yani, dağları açtık. Bayağı da yürüdük yani. Gece gündüz demeden yürüdük. Yürümek gerekiyor, gece gündüz yürümek gerekiyor üretmek için. Ama üreticinin diyeğini bilen de çok az gibi geldi bana. Ben şunu derim. Arkadaşlar, bizi hor görmeyin. Çobanı hor görmeyin. Yani çoban olmasa ne yiyeceksiniz ya? Et yetiştiriyor bu adam, süt yetiştiriyor bu adam. Onun için burada bir mola verdik. Son molamız hayırlısıyla. Alday gel bakalım beri Alday. Ay! Ay! Hayırlısıyla kazasız belasız bir varsak. Varacağız herhalde Allah izin verirse de. Ay! Bu son çekimim olabilir bugün. Ay! Yola çıkıyor lan. Tar zeytine gidiyor. Tar. Ay! Ulan zeytine gidiyor lan. Ananı satayım ben. Doymadı be. Alday hayırlısıyla 8 gündür yoldayız. Allah'ın izniyle kazasız belasız geldik. Evimize geldik. Sayılır. 1,5 kilometre kaldı. Allah'a şükürler olsun. Güzel bir yolculuğumuz oldu. Sağ ol. Unutulmaz bir an oldu. Unutulmaz. Unutulmaz bir an oldu. Yani ölünceye kadar bu bizim yolculuk unutulmaz. Unutulmaz. Zaten unutulmaması için çekiyorum. Öyle. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Haydi. Bizim peki, çayımızı pişirdin. Ekmeğimizi verdin. Ben ancak yedim, davar sürdüm ama. Senin de çok yardımın oldu. Sağ ol alemci, ne yapalım? Darınca kaderince. Herkesten Allah razı olsun. Davar zeytine gitti. Davar zeytine gitti alemci işte. Böyle arkadaşlar, bak adama bak. Adam koşuyor ya. Bak. Zeytin bitti diye bağırışıyorlar. Ya ben aklım vermedi. Ya evet bitmiş olabilir ama. Hayırlısı olsun bakalım. Koyunu güden arkadaşlar kurda kavuşur. Ak koyun aktır ama ak koyunu gören içi dolu yağ sanar. Çok zor arkadaş davar bitmek. Yani üzülecek şey ama hiç 8 gün yani 8 gün boyunca hiç zoruma gitmedi. Fakat bugün 3-5 kişi saldırdı yani bize. Yani tüfek getirip vuracak olan var. Vuracağım sizi diyenim soran. Buradan bu davar geçer mi? Bu arada kümenin davar taşınır mı diyen soran diyen var. Hiç her şeye tamam dedik, her şeye siz bilirsiniz dedik. Herkesten gene Allah razı olsun. Bir kere, bir değil 1000 kere. Tabii insanlar tabii mahsulunu da koruyacak ama tabii davar kalabalık olduğu için yani biraz çok zorlandık arkadaşlar. Yani kusurumuz varsa affola. Değerli seyirciler, bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın. Tüm dünyaya Antalya Kurşunlu bölgesinden selam olsun.